Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç ve yükselen koçlar için Nisan ayının son 15 gününde neler yaşayacaklarını hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı bakmak isteyenler de Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Evet, yolculuklarla başlayan bir süreciniz var ama özellikle kendi merak ettiğiniz kültürel anlamda gidip görmek istediğiniz yerlerle alakalı bir seyahatiniz olacağını gösteriyor. İsminde E harfi olan bir kişiyle karşılaşmanız var. Bir süredir beri ev aile konusuyla ilgili iki arada bir derede kaldığınız konuları netleştirip bir düzen oturtturma çabanız olacak. Bu çabanızın sonuçlarında alacaksınız. Bir masa başında bir görüşme var. Bu görüşmede bir kadın ile görüşürken olmayan bir şeyin olmuş gibi gösterilmesinden rahatsız olacaksınız. O yüzden kendi hakkınızı aradığınız gibi başka bir kişinin de hakkını savunmak zorunda kalacaksınız. Devlet kapısındaki bir işinizin halle olması temize çıkması durumu var. Buradan gelecek küçük bir kısmette bir süredir beri yaşadığınız sıkıntıları biraz hafifletecek bir ekstradan bir destek sağlayacak. Yine e, müjdeli bir haber, kilitlenmiş bir işiniz, bir evrak işiniz var devlet kapılarında. E, bu evrak işinizin hızlıca çözülmesi bu konuda sizin destek almanız gözüküyor. Küçük küçük kısmetleriniz var, sevinçli haberleriniz var. Evinizin içerisinde bazen boğulduğunuz durumlar yaşıyorsunuz ama bugünlerde alacağınız iki tane haber bu boğulma durumundan çıkarıp sizi. ...ferahlığa çıkartacak, adak kadadığınız bir şeyin gerçekleşmesi... ...üzerinizdeki sanki bir süredir beri ölü toprağı gibi... ...hareketsiz yaşama veya herhangi bir şekilde... ...bir aktivite yapmama durumundan da çıkaracak... E, ...kalbinize biraz olsun adrenalin gelmesi... ...iyi gelecek gözüküyor. İki tane arkası arkasına devletin tepesinden gelecek haberler... ...sizi biraz üzecek. Bu konudan dolayı daha öncesinde tedbir aldığınız için çok fazla sıkıntı yaşamayacaksınız ama yine de endişeye kapılacağınız durumlar söz konusu. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir süreç var. Ama hani sizin nasıl olsa bırakmıyorlar, kuyruğumdan ayrılmıyorlar dediğiniz noktalar var. Şimdi bu konularla ilgili sadece siz değil 5-6 kişi daha aynı şekilde muzdarip. O yüzden hepinizin bir araya gelip bir bu konuda bir çözüm arayışı veya hakkınızı arama konusunda sesinizi yükseltmeniz durumu gözüküyor. Hasta olan bir erkeğin iyileşeceği haberini alacaksınız. Bir süredir bir evin içerisinde bir karışıklık var. Aile akrabalık ilişkilerinde bir karışıklık var. Şimdi ee, biz bugünlerde geçerken Nisan'ın ortasında Merkür gerilemesinde olacağız. Ta ki Nisan ayının sonuna 25'inden sonraki hani 2-3 günde zaten gölgeli fazla onun etkisi olacak. Yani Nisan ayını biz aşağı yukarı Merkür gerilisinde bitirirken sizin burada yapacağınız işleri iki defa yapmanız var. Yani küçük aksilikler çıkacak, onlarla ilgili uğraşacaksınız. Mesela bir kişinin tam iyileşti haberi sonra biraz daha rahatsızlanıp geri hastaneye kalıp birkaç gün daha yatıp sonra geri dönmesi var. Buradaki mesele de bu akrabalık ilişkilerini sadece bu dönemi ee, korkmayın çünkü bir şeyin sadece tekrarıyla uğraşacaksınız bu anlamda da arkasından hani ikinci tekrarda da ferahlığa çıkacaksınız gözüküyor telefon konuşmalarında sıkıntılar yaşayacaksınız telefon cihazlarınızın aşırı ısınması veya hani hatların birbirine karışması eskiden olurdu ya ee, ev telefonlarında hani alo Ankara çıkaradan meselemiz vardı Şimdi bugünlerde ona benzer bir durum yaşayacaksınız. şaşırmayın. Çünkü teknoloji de bu dönemde sınav veriyor olacak. O yüzden bu tür durumlar yaşadığınızda bir tek benim başıma mı geliyor demeyin. Herkesin genellikle başına gelecek ama Koç burcu burada bunu yaşarken özellikle aile konuları ile ilgili yaşayacaklar gözüküyor. Ha sınav anlamında değil. Küçük aksilikler yetişmeye çalışma, çabalama anlamında gözüküyor. Bu arada bir evin satılışı, yeni bir evin alınışı. Bu dönem ev alım satımları ile ilgili fırsat kapınız olacak. Özellikle ayın 20'sinden sonraki süreçte bu konudaki aradığınız şeyleri yavaş yavaş bulacaksınız. Bu da bir nevi olsun kafanızdaki soruları cevaplandıracak. İsminde B ve R B ve R harfleri olan kişilerin bu dönem sizinle irtibata geçmeleri, ilişkiler konusunda size teklifleri olması durumu var. Ee, nazarınız kendi ailenizden, hani bunların hepsini nasıl yapıyorsun, nasıl başarıyorsun, arkası arkasına bu kadar koşturuyorsun derken, kendi çevrenizden, yakın çevrenizden alacaksınız nazarı. T harfi, C harfi, R harfi, ee, S harfi bu kişilerle ilgili bu dönem hem gündeminiz olacak hem konuşmalarınız olacak ve bu dönem ikili ilişkiler konusunda yalnız olan koç burçlara bakın. Onlar için aşk konusu gündeminizde. Ve hızlı bir şekilde hani bu aşk konusu gündeminizde olacak. Birincisinde yanılmanız çok normal olacak çünkü Merkür gerilemesindeyiz. Ama Nisan ayının son günleri arkadaşlar 27'sinden sonraki tanıştığınız kişiler biraz kadersellik içerecek. Yani Onları ister dost olarak hayatınıza koyarsınız, ister sevgili olarak, ister eş olarak. Ama bir şekilde hayatınızın bir parçası olacaklar bu süreçten sonra. O anlamda o tarihlerden sonra gelen insanlara daha sıcak bakacaksınız. Yüzünüzü güldürecek bir müjdeli haber var ama bu müjdeli haber hepiniz için farklı olacak. Hani kiminiz iş konusunda bekliyorsunuz, kiminiz evlilik konusunda, kiminiz başka bir konu. Burası kendi ışığınızı yansıtıyor demek. Burası yüzünüzü güldürecek olan bir haber var. Hayatınızı yeniden renklendireceğiniz bir durum var. Eğer uzun süreden beri maddi anlamda sıkıntılarınız var, borçlarım var. Bir anda hani bir toplu para gelecek ya da bir yerden destek göreceksiniz. Sizin borcunuz bitecek veya iş konunuz kapanacak. İlişkiler konusunda sıkıntım var. Hayatınızda sizi anlayabilecek, sizi tamamlayabilecek bir ilişkinin başlaması var. Yani burada özellikle Nisan ayının son günleri size mucize kapısı açıyor gözüküyor. Koç ve yükselen koçlar için Nisan ayının son 15 gününde tek bir dilekleri var bu arada. Bekleyip bekleyip son dakika gerçekleşecek ki hayatınızın anahtarı sizsiniz. Yani aslında anahtar başkası da hani kilit yeri sizsiniz. Çünkü hangi kilidin açacağına siz karar vereceksiniz. Yani karşınızdaki insanlar gelecek gidecek. Burada e, i̇ş konusunda da para konusunda da burada karar merkezde sizsiniz. Siz hangisini seçerseniz o sizin için hayırlı olacak. Çünkü konfor alanınızı veya mantı e, duygusal mı mantıksal mı bu süreçten sonra gideceğiniz yolu siz belirleyeceksiniz bir nevi. Evinizin içerisinde bir müjdeli haber var. Yatan bir hastanın tekrar bir rahatsızlanması var ama sonrasında iyileşecek. Uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz bir şeyleri gerçekleştirme çabanız var. Bir süre daha bekleyeceksiniz ama dediğim gibi Nisan ayının son günleri sizin için fırsatlı olur. Kendi akrabalarınızdan nazar göreceksiniz. Çünkü e, en büyük hani sizi takip eden en yakından sizi bilen insanlar siz dışarıya bir şey anlatmazsanız sırrınız berktir diyeceğimiz durumlar yaşanıyor. O yüzden de en yakınınız ailenizden e, nazar yiyebiliyorsunuz siz. Yurt dışı ile ilgili büyük bir balık kısmet, özellikle evlilikler konusunda bu yurt dışı bağlantılı bir kişiyle evlilik konusu gündeminize gelecek. E, burası zenginleşmekten bahsetmiyor. Kısmetinizin e, başka bir ülkeye geçişinden bahsediyor. Başka bir ülkeye taşınmakla alakalı. Uzun zamandan beri ruhsal anlamda sıkıntı yaşadığınız bir şeylerin artık sonuna gelip kendi kararınızı verip onu uygulayacağınız gözüküyor. Bazı ayak bağlarınız yine var ama 3 tane de temel konu var. Sizin vazgeçilmeniz oraya kadar dayanmış olacak. O yüzden bundan sonra ben bunu yapacağım siz de bundan dışarı çıkmayacaksınız diyeceğiniz bir durum var. 3 ayrı yerden gelecek olan kısmet var. 2 tane seyredeceğiniz haber var. Ve e, hiç beklenmeden bir anda hayatınıza bol alacak bir kişi hayatınızın merkezine oturacak gözüküyor. Evet koç ve yükselen koçlar için Nisan ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.